Gaziantep'teki fuara gelmiş miydiniz? Kadın kooperatif sahibi. Hamit Güzel Başkan. Nazlı Bey sağ olun. Kadın kooperatif razı olsun. Takip ediyorum. Kendisine çok teşekkür ediyorum Sayın Bakan. Allah sizden razı olsun. Biz bu ticareti yaparken ithalat noktasında bakış açımız şu arkadaşlar. Ülkemiz için faydalı olan, lüzumlu olan, gerekli olan, zorunlu olan ithalat yapılır. O konuda hiçbir beis yok. İhracatta gümrüklerimizdeki kontroller %2, ithalattaki kontroller %14'tür. Bu anlamda ithalatta ülkeler arasındaki rekabette çok çetin bir rekabet var. Tabii haklı uluslararası kurallara ve mevzuata uygun ithalat ve ticarette zaten bir beis yok. Ama bazen katakülle yapanlar oluyor. Gümrük tarife pozisyonunu değiştiren, menşeye saptırması yapan, ürünün değeri 10 iken 2 gösteren bazı yabancı ihracatçılar vesaire. Bunlara karşı da bizim Gümrükler Genel Müdürlüğümüz ve Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğümüz çalışmalarını yapıyor. Ürün Güvenliği Denetimi Genel Müdürü ürün güvenliği açısından yaklaşıyor. TAREX incelemeleri oluyor. Ama toplamda bakanımın dediği gibi 600 milyar dolarlık bir ticareti gümrüklerde yönetiyoruz. Hızlı, etkin işlemesini sağlamaya çalışıyoruz. Ama Türkiye'yi yani 15 satarken bir almayan ülkelerle alakalı olarak da kusura bakma, yani Türkiye ithalat için de bir açık kapı bir ülkede değil. Bu mesajı da net veriyoruz. Dünya Ticaret Örgütü'nün bize verdiği yetkiler ve kurallar çerçevesinde Türkiye'ye karşı dış ticarette yanlış yapanlar olursa biz de gerekli tedbirleri alıyoruz. Bunu yaparken amacımız siz yerli milli üretimi yapan sanayicilerin haksız ticari uygulamalardan, dumpingli ithalattan, sübvansiyonlu ithalattan, menşei saptırılmış ithalattan zarar görmenizi engellemek. Ve bunun birçok sektörlerde son bir yılda üretim artışı anlamında, istihdam artışı anlamında başarılı olduğunu görmekten de büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Diğer taraftan iç ticarette sektörel düzenlemeler yapıyoruz. Otomotivde, emlakta, perakende ticaret kanununda, fahiş fiyatla mücadelede, stokçulukla mücadelede, aldatıcı reklamlarla mücadelede, market denetimlerinde, tüketici korunmasında, sağlığa zararlı ürünlerde Ticaret Bakanlığı olarak denetimdeki arkadaşlarımızla, il ticaret müdürlükleriyle, genel müdürlüklerimizle çok yoğun denetimler yapıyoruz. Şöyle söyleyeyim, 2023 yılında yaklaşık 56 bin firma nezdinde 1,5 milyar lira civarında denetim sonucunda cezai uygulamalar yaptık. Bu yıl ilk 7 ayda
71 bin firma denetimlerinde, yani ceza uygulanan firma sayısı 71 bin. Burada da 960 milyon liralık bir ceza uygulaması oldu. Yani çalkantılı süreçler geçirdik arkadaşlar. Malum Türkiye ekonomisini mahvedeceğim diyen bazı batılı liderler oldu 2018 yılında. Onlara direndik. Sonra 2020 yılı başında 100 yılda bir gerçekleşen COVID salgınında bütün dünya gibi Türkiye'de çok önemli bir imtihan verdi ve dünyada bu sağlık krizini en başarılı yöneten ülkelerden biri oldu. Değil mi Sayın Rektörüm? Tıp alanında ve sağlık alanındaki başarılarımızla ve ekonomiyi durdurmama mücadelesi verildi. Hizmetler sektörü bıçak gibi kesilmişti. Vatandaşlarımızın gelirlerinin kaybolmaması için gelir destekleri uygulandı. Esnaflarımıza gelir desteği ve kira desteği programları uygulandı. İşten çıkarılan işçilerimiz için, çalışanlarımız için ödemeler yapıldı. Devletin belirlediği. O krizi 2 senede atlattık. Tabii kriz biterken bu defa yüksek enflasyon canavarına yakalandık. Avrupa'sı, Amerika'sı, güneyi, kuzeyi, doğusu, batısı bütün ülkelerde 2-3 katı fiyat artışları gerçekleşti. Rusya-Ukrayna savaşı çıktı. Doğalgaz bedelleri 4 katına yükseldi. Petrol bedeli 2 katına yükseldi. Ve bulunamaz durumu ortaya çıktı. Gıda da Rusya-Ukrayna dünyanın büyük gıda üreticilerinden oldukları için buğdayıydı, arpasıydı, ayçiçeğiydi. Dünyada bir gıda arz krizi ve fiyat krizi yaşandı. Onu atlattık. Bu sefer de 2 tane büyük depremle Türkiye bütçesinin 2023 yılında %40'ını oluşturacak şekilde 105 milyar dolarlık bir maliyet ve 53 bin canımızın şehadetiyle, kaybıyla karşı karşıya kaldık. 11 vilayette yaklaşık Türkiye nüfusunun %14'ünün olumsuz etkilendiği bir süreç yaşandı. Bu arada seçimler yapıldı. Geçen sene 2 seçim, bu sene 1 seçim. Bütün bunları atlattık ve bu çalkantılı süreçten sonra hükümetimiz geçen yıl orta vadeli program açıklayarak bu programda Türkiye ekonomisinin yeniden dezenflasyon sürecine girmesi, yüksek enflasyonla mücadele etmesi için bir program uyguluyoruz. Yüksek enflasyonla mücadele ederken büyüme, ekonomik büyüme, dış ticaret açığının azaltılması, istihdamın korunması ve işsizliğin azaltılması hedeflerimize de bağlıyız. Ve de en önemlisi de deprem bölgelerinin aşağı yukarı 3 yıllık bir süreçte tamamen yenilenip ayağa kaldırılması hedefimizde devam etmektedir. Bu gelişmede orta vadeli programda hemen hemen 2023 yılı sonunda bütün hedef rakamlar Allah'a şükür tutturuldu. 2024 yılında da bu noktada iyi başladık. Geçen yılı %4,5'luk büyümeyle kapatırken bu yıl ilk çeyrek %5,7 büyüdük. Bunun 1,6 puanı dış ticaretin olumlu katkısından geldi. İhracatın olumlu katkısından. 20 yılda yapılmayan, hayal edemediğimiz şeylerin Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bugüne kadar getirdik. Olmaz diye, olamaz diye zihnimizde dahi hayallerini kuramadığımız meseleleri bugün bu noktaya doğru getirdik. 2007 yılında mortgage yasası çıkarılırken Amerika Birleşik Devletleri'nde biliyorsunuz 120 ay vadeyle konut satarlardı. Biz bunu 20 yıl vadeli hale getirdik. Kim devlet tarafından bu işi yapar hale getirdik? Kentsel yani TOKİ vasıtasıyla kentsel dönüşümle ilgili çok önemli işler yaptık. Onun için olmayacak diye bir şey söz konusu değil.
bir oldukça, beraber oldukça, fikir birliği yaptıkça önümüzdeki engelleri inşallah aşarız. Ülkemizin dış alemde neler yaşadığını ama milli birliğimizi Türkiye içerisinde de koruyabildiğimiz takdirde basit siyasi çekişmeler doğrultusunda değil, siyasetin yumuşasılması, muhalefetin normalleşmesiyle birlikte inşallah önümüzdeki engelleri aşacağımızı ümit ediyorum.